Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları 6. ünite değerlendirme testi soruları ve cevapları sayfa 204, 205, 206 ve 207 işleyeceğiz. 1. Erişkin oluncaya kadar büyür. Erişkin olduktan sonra büyümesi durur besinini diğer canlılardan sağlar. Bu özellikler aşağıdaki hangi canlıya ait olabilir? A. Ağaç B. At C. Çiçek Doğru cevap B. At 2. Aşağıdakilerden hangisi hayvan ile bitkinin ortak özelliği değildir? A. Kendi besinini kendi yapar B. Boşaltım yapar C hareket eder. Doğru cevap A. Kendi besinini kendi yapar. 3. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye yaşamaktadır? A. Kafeste kuş, B. Akvaryumda balık, C. Ormanda aslan. Doğru cevap C. Ormanda aslan. 4. U. Çevreye atılan çöpler ve piller. X. Parfüm ve deodorant kare, araba, ev, fabrikalardan çıkan dumanlar. Yukarıdakilerden hangileri çevreye zarar verir? A, U, X, kare, B, X, kare, C, U, kare. Doğru cevap A, U, X, kare. 5. Aşağıdakilerden hangisi tükenir? Kaynaklardan değildir. A. Kömür B. Güneş C su Doğru cevap B güneş 6. Aşağıdakilerden hangisi en kısa sürede doğaya karışır? A pil B pet şişe C yiyecek atıkları Doğru cevap C yiyecek atıkları 7. Doğal ve yapay çevre ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Yapay çevre insanlar tarafından yapılmış ya da değiştirilmiştir. B. Yapay çevre doğada var olan çevredir. C. Yapay çevre insanların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıştır. Doğru cevap B. 8. Arda'nın sunumunun konusu ne olabilir? A. Hava kirliliği B. Su kirliliği C. Toprak kirliliği. Doğru cevap A. Hava kirliliği. 9. Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından yapılmıştır? A. Doğal anıtlar. B. Şelale. C. Baraj. Doğru cevap C. Baraj. 10. Hangisi canlıların ortak özelliği değildir? A. Büyüme. B. Solunum yapma. C. Yürüme. Doğru cevap C. Yürüme. 11. Aşağıdakilerden hangisi cansızdır? A mantar, B taş, C çimen. Doğru cevap B taş. 12. Aşağıdakilerden hangisi canlıdır? A güneş, B su, C kardelen. Doğru cevap C kardelen. 11. 13. U bitkiler hareket etmezler. X toprak canlı bir varlıktır kare, su cansız bir varlıktır. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A1, B2, C3. Doğru cevap A. 1. 14. Oğuzhan'ın ifade ettiği varlıklardan kaç tanesi canlıdır? A1, B2, C3. Doğru cevap B. 2. 15. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin kirlenmesine sebep olmaz? A plastik poşetlerin toprağa karışması, B sonbaharda ağaçların yapraklarının toprağa karışması, C çöplerden sızan suların toprağa karışması. Doğru cevap B. Sonbaharda ağaçların yapraklarının toprağa karışması. 16. Melisa için hangi hangisi söylenemez? A suyun önemini biliyor. B suyu israf ediyor. C suyu tasarruflu kullanıyor. Doğru cevap B suyu israf ediyor. 17. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek değildir? A orman, B peribacaları, C okul bahçesi. Do doğru cevap C okul bahçesi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.